12 gün sonra Ergenekon davasında savcı esas hakkında mütalasını verecek. On binler de Silivri'ye akacak. İşçi Partisi tutsak yurtseverlerle dayanışmaya ve Türkiye'nin geleceğine sahip çıkmak üzere 13 Aralık'ta Silivri'de olmaya çağırdı. İşçi Partisi Ergenekon tertiplerinde tutsak edilen yurtseverlere sahip çıkmak üzere tüm yurttaşları 13 Aralık günü Silivri'de toplanmaya çağırdı. Yazılı açıklama yapan İşçi Partisi Genel Başkan Vekili Hasan Basri Özbey, Türkiye'nin geleceğine sahip çıkmak üzere 13 Aralık 2012 günü tüm yurttaşları Silivri'de olmaya davet etti. Ergenekon davasında başından bu yana hakim olan hukuksuzluğun son kararla gemi azıya aldığını söyleyen Özbey açıklamasını şöyle sürdürdü. Tertipçiler büyük bir telaş ve korkuyla karara koşmaktadırlar. Uygulanan Türk hukuku değil, düşman hukukudur. Kanunsuzluk seyredilemez. Tertibe son vermek bütün Cumhuriyet yurttaşlarının görevidir. Özbey, Ergenekon tertibinin hedefinde Atatürk Cumhuriyeti, İşçi Partisi ve Türk ordusunun bulunduğunu belirtti. Ankara Kalesi düşman tarafından zapt edilmiş, işgal orduları komutanlığı İzmir'e yerleşmiştir. Türkiye komşularıyla savaşa sürüklenmektedir. AKP-PKK el ele Türkiye'yi bölmektedir. Atatürk Cumhuriyeti'nin son izleri de silinmekte, NATO Cumhuriyeti kurulmaktadır. Bu yıkım ve dağılmaya izin verilmeyecektir. İşçi Partisi Genel Başkan Vekili Özbey, Türkiye'nin çıkışının Silivri Kalesi'nin duvarlarına dayandığını dile getirdi. Türkiye, Silivri Hastal duvarlarını yıkarak karanlıktan aydınlığa yürüyecektir. BOP eş başkanlığı bu enkazın altında kalacaktır. Ulus meydanlarında, tan doğanlarda, Anıtkabir'de ayağa kalkan milyonlar Atatürk devriminden aldıkları görevi şimdi de Silivri Kalesi önlerinde yerine getirecektir. 13 Aralık'ta Türkiye'nin kalbi Silivri'de atacaktır.